Assalamualaikum. Merhabar kadasar. Bugün bizim Indonesia medeniyetimiz, kardeşlerimizin Indonesia'dan ta ucudan buraya geldi. O mebeleri getirdi. Ama bir çeşit mebe bozuldu arkadaşlar, ya bozuldum yani. Onu çöpe attık değil mi? Eyvah. Ama diğer meyveler çok onlar sağlam, deneyebiliriz. Gösteririz. Sadece bir tanesi var. Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşıyor, evet. Ama çok pahalıya satılıyor. Evet, doğru. Endonezya'da o kadar pahalı değil tabii. Endonezya'da kilosu 5 lira galiba. Bizim burada tanesi 15 lira. Evet. Olarak satılıyor. Evet, ben şimdi tepsiye koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Endonezya tepsisi olmadığı için künefe tepsisine koyduk. Yani... Evet, dur bir dakika, dur. Sen acele etme, yavaş yavaş. He. Evet arkadaşlar, bling bakın bu yıldız meyvesi. Ne? Kelinking mi? Blimbing. 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 Ha evet. Blimbing arkadaşlar bu. Yıldız meyvesi. Bak şöyle, evet, kestiğimiz zaman aynı yıldız gibi görünecek, evet, ve çok mükemmel. Aynı Disney odasındaki yıldızlar gibi. Tabii dünyanın öbür ucundan geldiği için birazcık hasar almış. Olur o kadar. Ama evet, kesinlikle favori meyvelerimden bir tanesi arkadaşlar. Daha önce Endonezya'da yemiştim. Ben bu arkadaşlar. Burada var şimdi, ben gördüm. Ne meyvesi bu? Dragon. Dragon meyvesi arkadaşlar. Bunun bir adı daha vardı. Neydi buna? Ne diyorlar? Enna meyveleri. Guanaga. Ha, naga. Evet. Naga. Filipinler'de de. Filipinler'de de öyle yazıyordu galiba. Bu zaten Türkiye'de böyle manavlarda oluyor bazen. Tek tip, evet, satıyorlar. Yeni yeni. Antalya'da yetişebiliyor mu? Ciddi misin? Evet. Vay be. Tabii. Antalya'ya geçiyoruz. Hemen gidelim oraya, Antalya'da yiyelim. Niye Antalya'da yiyoruz? Endonezya'da yiyelim. Evet. Şimdi en sevdiğim favori meyvem geldi arkadaşlar, sıra. Bak dün yılan gece 4 tane vardı. Arkadaşlar, şimdi 3 tane var. Şimdi 3 salak... tane nerede geldi? Nereye gitti acaba? Nereye gitti? Bir tane nereye gitti acaba? Dolabın altına düşmüş olmasın sakın. Ben biliyorum kim almış yani. Kim almış? Hay Allah ya. Evet, geceleyi bir tane dayanamadım arkadaşlar. O yüzden hemen videoyu aslında da çekelim dedik. Çünkü bu gece de hiç kalmayabilirdi. Yarım kilo getirmiş. Bugün bayağı getirdi ama yarısı bozuldu arkadaşlar. O yüzden 4 tane kalmış ancak. Aynen. Şükür. Yurt dışından niye meyve getirtemiyoruz? Bir de sebebi bu. Bir de bu arkadaşlar, bu çok ilginç bir meyve, baksanıza. Çok acayip ya. Evet, rambutan bunun adı. Evet. Çok acayip yani. Hiçbir şeye benzetemezsiniz Türkiye'de. Yani böyle bir meyve yok. Evet. Yani bunların hiçbiri Türkiye'de yok. Sadece dediğim gibi son yıllarda bu Antalya'da yetişmeye başladı. Seralarda yetişiyor. Hatta ben dün gördüm, var markette. Ha, var var, aynen. Evet. Hatta bunlar biliyor musun 3-4 yıl önce ilk çıktığında 50 lira falan da tanesi. Ciddi mi? Evet. Çok pahalıydı. Oh ya. Evet, tamam, şimdi, hadi deneyelim, ben sabırsızlanıyorum. Şimdi ben tabağı hazırlayayım, bunu hepsi soyacağım. En güzel de şu yıldızlar duracak arkadaşlar. Dikkat size göstersin, hatta bunlar nasıl soyuluyor. İşte bu mefe ben vereceğim. Neden? Birisi denesin ya. O da denesin. Tabii ki. Daha Türk meyvelerini denemedi çocuk. Endonezya meyvelerini deniyor. Şansa tabii bak ya. Ki. Evet bakın, aynı yılan derisi. Ama bunu soyarken çok dikkat etmeniz lazım çünkü tam bu üçgen sivri yerleri var ya, buralar elinize girebiliyor. Evet, Endonezyalılar meyveye salak diyorlar arkadaşlar. Değil mi? Sanki denecek daha güzel bir isim yok gibi. Güzelim meyveye salak demişsiniz. Ne bileyim ya. Öyle olur ya, meyve akar edilir mi? Çemilemiyoruz ki. Bak Allah-u Teala yaratmış bunları, siz niye böyle şeyler yaptınız? Biz sana demiyoruz ki. Doğru, bilmiyoruz. Bilmiyoruz biz. İçinde bir zar var arkadaşlar. O zar da mide ağrısına iyi geliyormuş. Onu evet da ben düğün videosunda çektim. Bizim en çok izlenen videomuz var ya. Evet. Düğün videosu 1,5 milyon izlenmişti. O videoda ben anlatıyordum Endonezya'da bunu. İzlemediyseniz linki yukarıda, yani tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama şu hakikaten favorim ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir meyve yok. Müthiş bir şey. Yani mutlaka uzak doğuda bir yere giderseniz mutlaka deneyin yani bunu. Neydi? Blimbing miydi bu? Blimbing. Blimbing. İngilizcesi neydi? Starfruit değil mi? Yes. Yıldız meyvesi İngilizcesi. Bu rambutan ilk nerede? Malezya'da yemiştim galiba. Soy bakalım. Evet, bu rambutan arkadaşlar. Çok güzel. Şekerli bir tadı var. Çok bakın içi böyle bembeyaz bakın. Çok farklı, garip bir şey. Çok seviyorum bunu.
Evet, İka bunu çok seviyor arkadaşlar. Bir tabak uç tane böyle koyayım, tamam mı? Kim bilir bunların nasıl yararları, faydaları var, değil mi? Hmm, tabii ki. Yani zaten neden Allah böyle her yer farklı farklı olmayı ve yaratmış? Dur çünkü... dur, bir dakika açma. Neden öyle yaratmış? Çünkü... Bak, vay be. Özellik var. Özellik var, bir de olmuyor. Meşimde iyi geliyor. Mesela şimdi kış ya. Nar var, bir de mandarin. Neden? Çünkü o çok faydalı bir şey. Çok bol C vitamin var. Ondan dolayı kışlık için çok güzel. Öyleyse mesela bu neden sadece yaş böyle var. O da özellikle var tabii ki. Ne yapıyorsun lan, yedin mi? Ya öyle olur mu Allah'ım ya? Bir tabağa 3 tane dedi, daha bir tane olmadan yedin ya. Bak ben yiyor muyum? Ya Allah'ım yedin. Güzel ama. Sen yemek için arkamı döndün anda ben de attım ağzıma bir tane. Bak bu da söyleyebilirim bak. Söyleyebilirim. Çekirdeği çok büyük arkadaşa baksanıza. Bunları atma, ben bunları ekeyim, tamam mı, tohum? Tamam. Yeşersin ha. Do you like it? Tabii ki. Very great. Dikkat. Evet, yemeğe sabredemediğimiz rambutanlar şöyle bir çekirdek çıktı arkadaşlar. Bayağı büyük yani. Aa, burada bak, buraya koyalım. Şöyle baktığınız zaman. Bunları koyalım da ben bunları ıslak bir yerde bekleteyim. Bakalım yeşerecek mi? Nasıl çiçek açacak acaba? Tabii to aku beli gramnya tuh mahal itu. Evet, yani soymaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın iç kısmı da böyle. Böyle farklı bir. Aa, evet, ne harika görünüyor. Evet, soy bakalım. Şimdi kesiyorum. Vay be. Evet arkadaşlar, baksanıza ya. Çok güzel. Şu şekle bakın, bakın. Ne kadar güzel. Tam bir yıldız. Kerpuk gibi duruyor bu ya. Evet. Vay vay vay. Dur Enes, dur. Vay arkadaşlar, şu tabağa bakar mısınız ya? En güzel meyve süslemesi bence bu meyveden olur. Evet. Tabak süslemesi. Doğru. Başka ülkeye gidiyorsunuz arkadaşlar, başka bir iklime gidiyorsunuz. Orada bambaşka meyveler. Yani ağzınıza daha önce hiç koymadığınız meyveler. Yani bunları denemek bence en büyük zenginlik ya. Müthiş bir keyif bence. Çünkü Allah-u Teala hepsini böyle farklı lezzette, farklı faydalarda yaratmış. Hepsinin farklı vitamin ve mineralleri var. Tabii ki. Çok güzel. Ben bunu ilk kez plajda yemiştim, biliyor musun? Ciddi markette mi? Gördüm, aa yeni meyve dedim. Hemen aldım. Ondan sonra ne plajıydı bilmiyorum. Aa, çekirdekleri de var ya. Var. Ama kestin. Yani. Kalmadı mı hiç? Başka var. Hiç düzgün çekirdeği yok mu? Var var içinde. Yersen sen göreceksin. Tamam. Tamam. Bak. Erdis için sadece dragon fruit'u koyacağım ben. Şimdi sıra geldi salak. Şimdi de salak. Ay bir tane bir. Ay bir tane gitmiş, şaram değil. Yok şurumu ya da. Ama elini kesiyor bazen, biliyor musun? Bir kere benim elim kanadıydı, çok az bir şey. Evet, değil mi? Dikkat et. Dikkat etmek lazım. Wow. Evet, sarımsağa benziyor arkadaşlar. Evet, büyük şimdi diş böyle sarımsağa benziyor. Evet aynen böyle. Öyle. Bir tane yeterli ya. Denemek için sadece. Bu Enes için. Çocuğum sen yedin bir tane çünkü. Ah şimdi sıra geldi. Sıra geldi mi şimdi buna? Evet. Oo tamam, buna sıra geldi. Tamam mı? Güzel. Ben unuttum ya nasıl direkt. Ah evet evet doğru. Bunu soymuyor arkadaşlar. Biliyor musun? Ben unuttum nasıl soyuyor da. Şöyle sanki direkt yaşıyoruz böyle. Kes kesin be. Bak, vay arkadaşlar, şunun içine bakar mısınız ya? Aynı böyle kivi gibi deseni var. Hı-hı. Değil mi? Evet. Çok güzel ya. Bir de bunun açık renklisi var arkadaşlar. Evet, açık renklisi beyaz. Çok sade bir tadı var. Yani tatsız diyebilirim hatta. Onun çok fazla tadı yok. Bu daha tatlı bir şey. Baksanıza bıçakta böyle aynı nar suyu gibi iz kaldı. Ben unutuyorum da. Ulin! Evet, İkam unutmuş arkadaşlar. Ben 3 sene soymadım ya, ha böyle sanki. Ha? Ooo, İkam hatırladı be. Biraz hatırladım. Hatırlar hatırlamaz, heyecan yaptı. Çünkü orada ben çok yedim de, çok yedim. Of. Tiş. Nar gibi yani, biliyor musun?
Çıkmaz bence o kıyafete değerse değil mi? Çok şükür biz o kıyafet giyiyoruz yani. Bu iki tane de elbise. Bu da dört. Tam 6-8. Komşumuza da ver biraz. Ha tamam. Onlara denesin. Tamam vereyim. He. O zaten bayağı var ki o. Ama çok güzel bir şey değil mi ya? Ben öyle bir şey olsa çok sevinirim. Kapı çalıyor. Komşun sana daha önce hiç denemedi meyvelerden getiriyor. Vay be Ika. O zaman herkes senin komşun olmak ister ya. Ne güzel. Buyurun gelin arkadaşlar. Evet, buyurun gelin arkadaşlar. Evet. 16 daire var burada. Evet. Bir tanesi eksik biz. Geri 15 daire var yani. Evet. Ika size bir sürü Endonezya yemeği pişirsin. Aha, bir sürü Endonezya ürünleri getirsin. Ha. Tam 4 tane orada. Hı. Onlar 4 kişilik şu içindeki. Salak bunu da. Düzgün konuş, ne öyle salak falan. Ha? Salak meyvesi be ya. Salak konuşup canımı sıkma benim, tamam mı? Tamam. Bunu da o zaman burada 4 tane neyse. Bundan da koy, 4 kişiden ver 4 evet. tane. Ha şöyle. Evet, İka özenle afiyetle soyuyor. Tamam 4 tane. Bir de salak da soyayım ben dur. Hı hı. Tırnak yok ya, geçtim. Şöyle. Ama senin ellerin bitmiş sanki değil mi? Evet. Ne oldu ellerine? Bitmiş. Her yerini kesmiş ya, arkadaşlar. Yenis. Parçalamış. Ay bunu da iyi. Ne? Aa. Yani dur be. Onun bir tane sağlam bak. Tamam aç, senin ben için. Yerim onu. Aa bu da çamam. Tamam ben açarım onu. Ben açamam. Ha bu sağlam duruyor. Hadi getir bakayım. Arkadaşlar ben komşuya götüreyim. Hadi denesin. Kafada bırak. Bırak. Hello. Merhaba. Tabii ki. Aa bak benim favorim sevmiş, salak, gördün mü? Salak, rambutan, yıldız. Heh. Sonra dargın meyvesi böyle. Tatsız mı gelmiş? Yok tatsız değil. Tat çok vermiyor yani. Hani ama beğendi mi diğerlerim çok? Beğendim. Vay hadi be. Şimdi biz yiyelim tamam, yani. Hadi yani. Çabuk yiyelim. Hani en çok hangisinde var? En çok benim tabak olsun. Yok şaka yapıyorum, gel. Ben sen bir tane evet, yedim evet, çünkü. Evet ben bir tane yedim. Oline ben bana. Elisi de ben yapayım dur. Evet arkadaşlar ben önce erişi vereceğim, sonra ben vereceğim bak. Hazır erişi için. Vay. Böyle çatalı. Dört meyveyi mi karıştırdın? Yok sadece. Dragon. Evet. Dört meyveyi karıştırıp verseydin her türlü iddiasına girerim. Türkiye'de yaşayıp da bu meyvelerin dördünü karıştırarak yiyen ilk bebek olurdu bence. Evet. Vay be Ediz, ne kadar şanslısın, bir de burun kıvırıyorsun ya. Bu meyveleri yemen için anca yurt dışına gitmen lazım. Bak Ediz yaptı. Çünkü çok çabuk bozulan gıdalar arkadaşlar. 3 günde geldi Türkiye'ye. Ona rağmen yarısı bozulmuş. Bir kısmını çöpe attık maalesef. aslan parçası be. Bak kamera elde bak, sallıyor. Indonesia Galaxy kıyafet giydik. Çok teşekkür ederim. Ne makası banyo kolin. Enes de böyle. Evet makası banyo kolin. Sama. Ben salak istemiyorum. Sana vereyim. Ciddi mi? Ciddi. Niye yesin canım? Yok o çok yedi ki. Benden dolayı mı diyor acaba? Yok çok yedi Nişe'de. Ciddi mi? Hı. Ama reddetmem ki. Tabii ki biliyorum. Aaa. Makasi banyo kulin. Sana sana. Mola gizme juga gak apa-apa. Ooo evet İka. 3 yıl aradan sonra ülkesinin meyvelerini yiyor. Gak apa. Nasıl öyle şey İka, özlemiş misin? Ay çok özledim be. Bu hafif tadı ama ben çok beğendim. Bir de arkadaşlar beğendim. Hepsinin kokusu da farklı yani. Farklı kokusu var hepsinin. Ben bunu çok özledim. Endonezya çok yedim her gün orada. Değil mi? Böyle hafif tadı ama ben çok beğendim. Müthiş ya.
İşte Allah-u Teala her iklime farklı meyveler yaratmış. Aynen. Ya. Ne kadar güzel. Bir de bu çok sulu. Endonezya böyle çok sıcak ya. Bu meyveler çok güzel. Ama bence sıcakta en iyi yıldız meyvesi gidiyor ha. Çok güzel. Bunu da yerim ben. Eyvah, yıldız kaydı işte. Hmm. Nasıl? Özledin mi? Şöyle bir Endonezya'ya gidip geldin mi şöyle bir? Sıra geldi. Of, şimdi iki tane salak var. Bak, şapkama da bakın. Yani dikkatinizi çekerim lütfen. Yani. Vay be. Sultan gibi oldu. Endonezya Sultan böyle gibi. Önce dur, denemeden önce Endonezya besmele nasıl çekiliyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Alex ki. Hemen sen de söylüyor da. Hadi önce diyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kendimi çok özel hissettim. Yani yarım dünya öteden gelmiş meyvelerle bizzat İka'nın kardeşi getirmiş. Ay, o çok sevdim. Evet, önce bundan deniyoruz arkadaşlar. Sanırım arasında en şekerlisi bu. Evet, en şekerli bu. Sonra salak. Çok dikkatli yemem lazım. Çekirdeğine hasar gelmesin. Çünkü ben çekirdeğini çimlendireceğim. Evet, çekirdeğini çıkardım arkadaşlar böyle. Yiyor mu? Böyle çekirdek bazen böyle yiyorum. Ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Vaa! Wow. Sen dikkat et, biliyor musun? Çekirdek yersen ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Ağaç böyle senden çıkacak. Ağaç senden mi çıkacak? Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir çocuk, sözmüş bak, ya. Çocuk için bu ara kandırıyor bak. Ay, çok korkuyorum tamam da, ki. Tamam da çekirdek yiyince bir şey olmaz ki. Ne olacak sanki? Ya, çocuk ne bileyim yani. Eski bir çok korkuyorum ya, vay be. Bizde var o. Bizde ne var? Ekmeğini bitir, bitirmezsen köpek kovalar diyoruz. Yani biraz daha geçerli var daha bu. Öyle abi, içinden ağaç çıkacak. Öyle öyle. Allah Allah. Evet, şimdi dragon meyvesine geldi arkadaşlar. Salak meyvesini en sona bırakıyorum çünkü o favorim. Ben en favorim onu yiyeceğim. Evet, böyle. Hiç tadı yok. Ama bazı tatlı oluyor. Evet, bazen çok tatlı. Bunun hiç tadı yok. Yani hiç tadı olmadığı için neye benzetebilirim? Bak, çekirdekleri çörek otu çekirdeğine benziyor. Evet. Tadı ise... Sizin için andırmaya çalışacağım bir şeyleri. Kivi işte, kivi. Ama ekşi değil. Yani. Tekstür kivi gibi biraz. Ya yerkenki his kivi gibi, tamam. Ama tadı farklı. Ama tadı böyle patates yiyor gibi. Ya yok be. Yani o kadar da değil de. Ha, nasıl benzeteyim ki? Ya bir şey benzeyen yok yani. Evet, tadı yok. Ya ben çok seviyorum ya. Tatsız karpuz olur ya arkadaşlar. Mesela onu serinlik verir mesela, evet. Yazın. Şimdi yıldız. Şimdi ha, yıldız meyvesi arkadaşlar böyle. Bakın, normalde kenarları da soyuluyor da uğraşmadık biz. Böyle yiyebilirim yani. Yumuşak yapayım. Arkadaşlar. Hafif ekşimsi ve tatlı bir şey sevenler varsa. Evet. Çok güzel. Aynı bu. Şimdi geldi arkadaşlar favori meyveme. Salak. Yani bir günde, bir iki günde 3 kilo falan yemişimdir Endonezya'da. Çünkü Endonezya'da yiyecek bulamadığım için. Bebeği. Bundan yemiştim baya. Bakın, bir de şimdi size bir şey göstereceğim. Onu kendim keşfettim. Gel böyle yaklaş. Bak, bunu böyle açıyorsun ya. Kabuk. Açtığın zaman şu içindeki çekirdek böyle meyvelenmişse, evet, onun biraz zamanı geçmiş gibi oluyor, bayatlıyor gibi oluyor. Değil mi? Normal, eğer taze ise açtığın zaman direkt çekirdek gözüküyor. Öyle değil. Yani sen, evet. Yalan söyledin. Biz öyle demiyoruz. Ne diyorsunuz? Eğer öyle olursa, o masir diyoruz biz. Demek ki çok tatlı ve güzel geldi. Eğer o yoksa... Siz öyle mi diyorsunuz? Eğer yoksa biraz ekşi falan var. Ama ben öyle denedim. Çok da güzeldi. Tatlıydı. Yani... Endonezya'da. Baya değil ama böyle daha... Neyse, bunu da benden öğrenmiş oldun. Tamam mı? Biz böyle demiyoruz ki. Bak, burası tam çıktı ama. Neden? Çünkü bak, yavaş yavaş uçtan başlıyor çürüme, anladın mı? Bayatlıyor yavaş yavaş. Bak, burası sağlam çıktı. Aynı dediğim gibi çıktı bak. Yani mutlaka deneyin. Hayatınızda bir kere de olsa... Afiyet olsun. Şu zarın arkadaşlar mide ağrısına iyi geldiğini söylüyordun, evet, değil, evet, mi sen? Evet, şimdi bir takipçimizin bir alışkanlığından öğrendim ben.
Dedi ki ben her yediğim meyvenin çekirdeğini mutlaka toprağa atarım demiş. Vay be, maşallah. Hatta o sayede böyle kocaman bir mandalina ağacı yetiştirmiş. Değil mi? Hatta onu da daha küçükken bir yolun kenarına dikmiş. Oradan geçenler en azından alsın yesin diye. Hı. Çok hoşuma gitti yani. Çok güzel bir alışkanlık. Maşallah be, çok güzel. Ben de öyle bir alışkanlık denir mi bilmiyorum. Şimdi bunları deneyeceğim yani. Çok merak ettim arkadaşlar. Bu yediğimiz meyvelerin çekirdeklerine. Şimdi ben buraya bir şeyin içine koyacağım. Koyacağım burada su lazım. İçerisine. Su lazım değil mi? Evet. Ilık su. Yani burada bu suda şöyle bir hafta dursun arkadaşlar. Ciddi mi? Bir haftadan sonra ben bunu ıslak pamuğa koyacağım. Yeşillenir, kök salarsa o zaman toprakla buluşturacağım. Evet, tamam. Daha sonra da ne hale geldiğini size göstereceğim. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani amacım kök saldırabilmek. Hani tabii ki büyürse yine daha fazla gösteririm size. Ama tabii ki farklı iklim. Ondan dolayı yetişmez diye düşünüyorum. Şuraya koyacağım ben arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bize hep böyle mandalina, portakal hep Akdeniz ikliminde yetiştirilir diye söylendi. Ama ben Endonezya'ya gidince gördüm arkadaşlar. Endonezya'da var değil mi mandalina var, falan? Var. Ha, ondan dolayı çok şaşırdım yani. Hadi arkadaşlar, herkes orada koyup bıraktım ben. Hadi spor yapsın. Evet, emekleme çalışıyor. Ama ne yapıyor? Ama vazgeçmiş durumda sanki. Edis. Evet arkadaşlar, biz meyveleri yedik. Çok teşekkür ederim. Evet, ben çok teşekkür ederiz Ali. Makasi banyak. Samadua. Değil mi? Samadua. Evet arkadaşlar. Bu videodan sonra da çok güzel bir video geliyor. Tamam, evet, ama bir dakika bak, az önce dikkatinizi çekerim. Endonezce bile espri yaptım yani. Gördünüz mü az önce? Yani bak düşün. Yani. Azıcık öğrendiğim bir dille bile espri yapıyorum ya. Şey. Allah'ım nasıl bir şey çıktım ben öyle. Biraz daha önce böyle de spor yaptım. Kardeşimle daha çok güzel video gelecek arkadaşlar. O yüzden bizi takip edin. Abone olur musunuz? Tamam mı? Tamam ama Edis böyle ileri değil. Böyle. Ters geriye bak. Doğru emekliyor. Evet. Evet bakın geriye doğru gidiyor geriye arkadaşlar. Doğru. Bilmiyorum yani. Tamam arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Assalamualaikum. Bye. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?